Merhaba. Yoksullukta Edebiyat Grubu olarak bu kez sizler için Albert Camus'un Veba isimli romanını inceledik. Albert Camus, 1913 yılında o dönemde Fransa sömürgesi olan Cezayir'de dünyaya geldi. Babası Cezayirli, annesi İspanyoldu. Cezayir Üniversitesi'nde sürdürdüğü felsefe öğrenimini sağlık nedeniyle yarıda bıraktı. Edebiyat dünyasına asıl girişini 1942'de yayımlanan Yabancı adlı romanı ve Sisifos Söyleni başlıklı felsefi denemesi belirledi. Birbirini tamamlayan bu iki yapıt da varoluşçu izler taşıyan saçma felsefesini geliştirdi. Albert Camus 47 yaşında bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. 1947'de yayımlanan Veba romanı, savaş sonrası dönemdeki Avrupa romanlarının en iyi örneklerinden biridir. Camus, bu kitabı yazmak için dünya tarihindeki önemli veba salgınlarını derinlemesine araştırdı. 14. yüzyılda Avrupa'da tahmini olarak 50 milyon insanı öldüren ve kara veba, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 280 bin kişiyi öldüren 1630 tarihli İtalyan vebası, 1655'te Londra'da ortaya çıkan büyük veba salgını ve 18. 19. yüzyıllarda Çin'in doğu sahillerini tahrip eden büyük veba salgınları bunlardan bazıları. Camus aslında bir veba salgını üzerine yazmıyordu. Kitap, Fransa'nın Naziler tarafından işgalini konu alan metaforik bir hikaye özelliğini taşıyordu. Kitabın ilk sayfasında yer alan Daniel Defoe'nun şu sözleri, bu kitapta sadece vebadan bahsedilmediğinin apaçık ifadesidir aslında. Bir hapsedilmişliğin başka bir hapsedilmişlikle göstermek, gerçekte var olan herhangi bir şeyi var olmayan bir şeyle göstermek kadar mantığa uygundur der. Şimdi 73 yıl önce yazılan romandan bazı bölümler paylaşacağız sizlerle. Günümüzde ne çok benzerlikler barındırdığına tanık olacağız. Camus'un Oran şehrinden nasıl bahsettiğine kulak vererek başlayalım. İlk bakışta Oran gerçekten de sıradan bir kent, Cezayir'in Fransız ilinden başka bir şey değildi. Burada mevsimlerin değişimi ancak göğe bakılarak anlaşılır. İlkbahar yalnızca havanın niteliğinin değişmesinden ya da sokak satıcıların banyolardan getirdikleri çiçek sepetleriyle kendini duyurur. Çarşı pazarda satılan bir ilkbahardır bu. Yazın güneş fazla kuru evleri kavurur ve duvarları gri bir külle örter. O zaman artık kapalı kepenklerin gölgesinden başka yerde yaşanmaz. Sonbaharda tersine çamur tufanı olur. Güzel günler yalnızca kışın yaşanır. Bir kenti tanımanın en bildik yollarından biri de insanların orada nasıl çalıştığına, orada birbirlerini sevip sevmediğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır. Bizim küçük kentimizde ikliminden belki de bunların tümü bir arada yapılır. Aynı tutkulu ve belirsiz havayla. 16 Nisan sabahı Doktor Bernard Rio muayenehanesinden çıktı ve sahanın ortasında ölü bir fareyle karşılaştı. O anda fazla önemsemeden hayvanı ayağıyla itti. Aynı akşam doktor koridorun iyice dibinde yalpalayan ve ıslak tüylü büyük bir fare gördüğünde ayakta durmuş anahtarlarını arıyordu. Hayvan dengesini arıyormuş gibi durdu, küçük bir çığlıkla kendi çevresinde döndü ve aralanmış dudaklarından kan fışkırtarak sonunda devrildi. Müdürünü tanıdığı belediyenin fareyle mücadele birimine telefon etti. Açık havada ölmeye gelen çok sayıdaki şu farelerden söz edildiğini duymuş muydu? Müdür bunu duymuştu. Hatta rıhtımların çok uzağında olmayan kendi servisinde bile 50 tane kadar fare bulunmuştu. Fareyle mücadele biriminin müdahale etmesinin gerektiğini düşünüyordu. Kentliler işte aşağı yukarı bu dönemde kaygılanmaya başladılar. 18'inden itibaren fabrikalar yüzlerce fare cesediyle dolup taştı. Her sabah şafakta ölü farelerin toplanması için farelerle mücadele birimine emir verildi. Sonrasında iki araba onları yakmak üzere çöp yakma merkezine götürecekti. Ancak toplanan kemirgenlerin sayısı katlanarak artıyordu. 25 Nisan günü 6.231 farenin toplandığını ve yakıldığını bildirdi. Kentin gündelik görüntüsüne ilişkin kesin bir fikir veren bu sayı kargaşayı artırdı. O zamana kadar yalnızca tiksinti veren bir olaydan yakınılmıştı. Şimdi ise henüz ne boyutlarının belirlenebildiği ne de kaynağının anlaşılabildiği bu olgunun tehdit edici bir yanı olduğunun farkına varılıyordu.
28 Nisan'da yaklaşık 8.000 farenin toplandığı bildiriliyordu. Ve kentte endişe doruğa ulaşıyordu. Yetkililer suçlanıyor ve deniz kıyısında evi olan oralara çekilmekten söz ediyordu. Veba sözcüğü ilk kez ağza alınıyordu. Gerçekten de felaketler ortak bir şeydir. Ancak başınıza geldiğinde inanmakta güçlük çekilir. Dünyada savaşlar kadar vebalar da meydana gelmiştir. Vebalar da, savaşlar da insanı hazırlıksız yakalar. Kentliler kadar Doktor Rio da hazırlıksızdı. Bir savaş patladığında insanlar uzun sürmez, bu çok aptalca derler. Ve kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır. Ancak bu onun uzun sürmesini engellemez. Budalalık hep direnir. İnsan hep kendisini düşünmese bunun farkına varabilirdi. Bu açıdan burada oturanlar da herkes gibiydi. Kendilerini düşünüyorlardı. Bir başka deyişle hümanisttiler. Felaketlere inanmıyorlardı. Felaket insana yakışmaz. Onun için felaket gerçek dışıdır. Geçip gidecek kötü bir rüyadır denir. Geleceği, yolculukları ve tartışmaları ortadan kaldıran bir vebayı nasıl düşüneceklerdi ki? Kendilerini özgür sanıyorlardı. Oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak. Doktor Rio sağa sola dağılmış birkaç hastanın habersizce vebadan ölmeye gelmesini, arkadaşıyla konuşurken doğruladığında bile tehlike onun için hala gerçek dışıydı. Bu hastalıkla ilgili bildiklerini kafasında toparlamaya çalışıyordu. Belleğinde sayılar uçuşuyordu ve tarihin gördüğü 30 kadar büyük vebanın yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandığını aklından geçiriyordu. Ancak 100 milyon ölü nedir ki? Savaşta insan ölüyü diriyi bilmez. Nasıl ölü bir adam ancak ölü halde görüldüğünde önem taşırsa, tarih sahnesine saçılmış 100 milyon ceset de hayalimize silik bir görüntüden başka bir şey değildir. Veba hızla yayılıyordu. Valilik Dr. Liu'den sömürge başkentine emirler beklemek üzere gönderilecek bir rapor yazmasını istedi. Aynı gün 40 kadar ölü kaydedildi. Vali önlemleri ciddileştirdi. Hastaların zorunlu bildirimi ve tecridi sıkı tutuldu. Hastaların evleri kapatılacak, dezenfekte edilecek, yakınları bir önlem karantinasına alınacak, gömme işlemleri ileride belirlenecek koşullar altında belediye tarafından yapılacaktı. Bir gün sonra serumlar uçakla geliyordu. Tedavi durumundaki hastalara yetebilirdi. Salgının yayılması durumundaysa yetersizdi. Rio'nun telgrafına yanıt olarak önlem için ayrılan serum stokunun tükendiği ve yemlerinin üretilmesine başlandığı belirtiliyordu. Zaten salgın biraz geriler gibi oldu ve birkaç gün boyunca yalnızca 10 kadar ölü kaydedildi. Sonra birdenbire sayı ok gibi yükseldi. Ölü sayısı yeniden 30'a ulaştığı gün Bernard Rio, valinin uzattığı resmi yazıya bakıyordu. Veba durumunu ilan edin, kenti kapatın. İnsanın sevdiğinden ayrılması gibi bireysel duygu birdenbire ilk haftalardan başlayarak tüm bir kin duygusuna dönüştü. Ve korkunun etkisiyle bu sürgün dönemin başlıca acısı oldu. Hastalığın beklenmeyen istilasının ilk etkisi yurttaşlarımızı sanki bireysel duyguları yokmuşçasına davranmaya itmesiydi denilebilir. Kararın yürürlüğe konduğu günün ilk saatlerinde valilik, telefonla ya da gelip memurlara bir şey soran bir yığın insanın hücmüne uğradı. Hepsi ilginç ve aynı zamanda incelenmesi olanaksız durumları anlatıyorlardı. Birkaç günün sonunda kimsenin kentten çıkamayacağı açıklık kazanınca, salgından önce kentten ayrılmış olanların dönmelerine izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda valilik olumlu yanıt verdi. Ancak geri dönenlerin hiçbir biçimde kentten bir daha çıkamayacağı kesin olarak belirtti. Vebanın hapsettiği insanlar akrabalarına dayattıkları tehlikeyi anladılar ve bu ayrılığa katlanmaya razı oldular. Hastalığın en ciddi döneminde insanlık duygularının işkenceli bir ölümden daha güçlü olduğu tek bir duruma tanık olundu. Bir istisnayla söz konusu olan. Çoğunlukla ayrılık salgının son bulmasıyla bitecekti. Orası kesindi. Ve biz hepimiz için yaşamımızı oluşturan ve çok iyi bildiğimizi sandığımız yeni bir çehreye bürünüyordu. Eşlerine büyük güven duyan kocalar ve sevgililer birden kıskançlaşıyordu. Aşk konusunda kendilerini hercai sanan erkekler sadakata dönüyorlardı. Neredeyse yüzüne bakmadan annelerini yanında yaşamış olan erkek evlatları, şimdi anılarında peşini bırakmayan bu yüzdeki bir kırışık tasa ve üzüntüye boğuyordu.
Gerçekte iki kez acı çekiyorduk. Öncelikle kendi acımızı, sonra da burada olmayanların, oğul, eş ya da sevgilinin çektiğini düşündüğümüz acıyı. Aynı zamanda veba onları tembelleştiriyordu. Cansız kentlerinde dönüp duruyorlar ve kendilerini her geçen gün anılarının düş kırıklığına uğratan oyunlarına kaptırıyorlardı. Çünkü amaçsız gezintilerinde hep aynı yollardan geçmek zorunda kalıyorlardı ve çoğunlukla böylesine küçük bir kentte bu yollar şimdi onların yanında olmayan kişiyle bir zamanlar yürüdükleri yollardı. Kentin yurttaşlarımıza getirdiği ilk şey sürgün oldu. Bu genel terk edilmişlik duygusu uzun vadede kişileri sağlamlaştırabilecekken değersiz kılmaya başlamıştı. Yalnızlığın bu uç noktalarında sonunda kimse komşusunun yardımını ummaz oldu ve her bir kimse kendi uğraşıyla yalnız başına ilgilenir oldu. Umutsuzlukları olanları paniğe kapılmaktan kurtarıyordu. Mutsuzluklarının iyi bir yanı vardı. Örneğin bir insan hastalığa yenilse de hemen hemen her zaman dikkat edecek zaman bile bulmadan oluyordu bu. İçinden bir gölgeyle yaptığı uzun söyleşimden uzaklaşıp doğrudan toprağın en yoğun sessizliğine atılıveriyordu. Kimse hastalığı gerçekten kabullenmemişti henüz. Sıkılmış ve sinirliydiler. Ve bunlar vebaya karşılık verilebilecek duygular değil. Örneğin ilk tepkileri yönetimi suçlamak oldu. Basının da yaydığı, valinin eleştirilere yanıtı, öngörülen önlemler yumuşatılabilir mi? Pek hesapta yok. Şimdiye kadar ne gazeteler ne de Rostock Ajansı hastalıkla ilgili resmi sayıları almıştı. Vali günü gününe sayıları onlara hastalık duyurular halinde yayınlamalarını rica ederek gönderdi. O zaman bile halktan hemen tepki gelmedi. Aslında 3. haftada vebanın 302 ölü sayısına ulaşması akıl alacak bir şey değildi. Bir yandan belki de bunların hepsi vebadan ölmemişti. Öte yandan normal zamanda haftada kaç kişinin öldüğünden kentte kimsenin haberi yoktu. Kentin nüfusu 200 bindi. Bu ölüm oranının normal olup olmadığı bilinmiyordu. Halkın karşılaştırma olanağı yoktu. Ancak uzun vadede ölüm sayısının artışını görerek kamuoyunun gerçek bilincine vardı. Gerçekten de 5. hafta 320 ölü, 6. ise 345 ölü verdi. Şarap ve alkol ticaretinin birinci sırayı aldığı bir kentte depolanmış önemli miktarda stoklar sayesinde kafeler müşterilerin isteklerini karşılayabiliyordu. Kentimizin ruhani liderleri kendi bildikleri yöntemlerle bir haftalık ortak dua ayinleri düzenleyerek vebayla savaşmaya karar verdiler. Dua haftasını çok kalabalık bir halk kitlesi izledi. Rahip dikleşti, derin bir soluk aldı ve giderek ciddileşen bir tonlamayla konuştu. Eğer bugün veba sizi ilgilendiriyorsa bunun nedeni düşünme zamanının gelmiş olmasıdır. Dürüst insanların bundan korkmasına gerek yok. Ancak kötüler titremekte haklı. Günün ağırlıklarından kurtulmak için pazar günleri Tanrı'yı ziyaret etmek yeterli sandınız. Diz çöküp birkaç yakarma, bu canice kayıtsızlığın bedelini rahatça öder diye düşündünüz. Ancak Tanrı tutku sever. Bu uzak ilişkiler onun ateşli şefkatine yetmez. Sizi daha uzun süre görmek ister. Onun sizi sevme tarzı böyledir. Ve gerçeği söylemek gerekirse onun tek sevme biçimi budur. İşte bu yüzden sizin ziyaretinizi beklemekten sıkılıp insanların bir tarihi olduğundan beri felaketin tüm günah kentlerini gezdiği gibi sizi de ziyaret etmesine göz yumdu. Her şeyden önce bir rastlantı sonucu olsun ya da olmasın, o pazar gününden sonra kentlilerin içinde bulundukları durumun gerçekten bilincine vardıkları konusunda kuşku uyandıracak denli, genel ve derin bir korku yayıldı. Haftada yaklaşık 700'e ulaşmış ok gibi fırlayan kurban sayısı bu ilk sıcaklarla çakışınca kente bir tür yıkım havası egemen oldu. Gazeteler sokağa çıkma yasağını yineleyen ve karşı gelenlere hapis cezasıyla tehdit eden kararnameler yayınlıyordu. Devriyeler kentte kol geziyordu. Mevsim değişimlerini gösteren göğün renkleri ve toprağın kokularına ilk kez olarak herkes duyarlıydı.
Herkes korku içinde sıcağın salgının yayılmasına yardım edeceğini düşünüyordu. Akşam göğünde keçi sağan kuşlarının çığlığı kentin üzerinde giderek daha da cılızlaşıyordu. Ülkemizin ufuklarını genişleten o Haziran gün batımlarına artık ulaşılamıyordu. Veba güneşi tüm renkleri soldurmuştu ve tüm keyfi kaçırıyordu. Hastalığın büyük devrimlerinden biri de buydu. Normal zamanlarda tüm kentliler yaz mevsimini neşeyle karşılar. Kent denize koşar, gençlik kumsallara dökülürdü. Bu yaz tersine hemen yakındaki deniz yasaktı ve bedenin denizin tattıracağı zevklere artık hakkı yoktu. Vebanın genelde kaydettiği ilerlemeyi izliyordu kuşkusuz. Radyo haftada yüzlerce ölü değil de günde 92, 107, 120 ölüyü bildirmeye başladığında salgının bir dönüm noktasına gelindiği düşünülüyordu. Gazeteler ve yetkililer vebaya kurnazlık etmeye çalışıyorlar. 131'in 910'dan ufak sayı olmasıyla vebanın puanını düşüreceklerini sanıyorlardı. Eczanelerde naneli pastillerin tükendiğini, çünkü birçok insanın olası bir bulaşma tehlikesine karşı kendini korumak için bunları çiğnediği de yazıyordu. Tramvaylar tek ulaşım aracı oldu. Basamakları ve korkulukları kırılacak denli yüklü olduğundan tramvaylar zar zor ilerliyor. İçerideki herkes bulaşma korkusuyla birbirlerine sırtını dönüyor. Duraklarda birbirinden uzaklaşmak ve yalnız kalmak için acele eden bir erkek ve kadın yığını boşaltıyor. İlk tramvaylar geçtikten sonra kent yavaş yavaş uyanıyor. İlk biraneler üzerinde kahve kalmadı. Şekerinizi yanınıza getirin ve benzeri duyurular asılı kapılarına açılıyor. Sonra dükkanlar açılıyor, sokaklar canlanıyor. Aynı zamanda ışık yükseliyor ve sıcak yavaş yavaş Temmuz göğünü kurşuni bir renge buluyor. Hafta boyunca vebanın tutsakları ellerinden geldiğince çırpınıp durdular. Bazılarının hala seçme özgürlükleri olduklarını düşündükleri bile oluyordu. Ama işin doğrusu, o anda Ağustos'un ortasında veba her şeyin üstüne çökmüştü. Bireysel yazgı diye bir şey yoktu. Veba ve herkesin paylaştığı duygulardan oluşmuş toplumsal bir tarih vardı. En önemli duygu ayrılık ve sürgündü. Bir de bu duyguların içerdiği korku ve başkaldırı. Oranlılar özellikle rüzgardan çekinirlerdi. Çünkü kentin kurulduğu orada hiçbir şey bu rüzgarın karşısına çıkmaz. Böylece tüm şiddetiyle sokakları doldururdu. Tek bir damla suyun kenti serinletmediği şu uzun ayların ardından kent, sıva gibi gri bir tozla kaplanmıştı ve rüzgarın esmesiyle pul pul uçuştu tozlar. Kentliler rüzgarı mikrop taşımakla suçluyorlardı. Alınan bilgilere göre karantinadan çıkmış, yas ve mutsuzlukla çılgına dönmüş kişiler vebayı kurutma hayaline kapılarak evlerini ateşe veriyorlardı. Çoğunlukla o ana kadar onuruyla yaşamış insanlar birden ortaya çıkan bir fırsatla kınanacak eylemlere girişiyor ve bunlar hemen o anda başkalarınca taklit ediliyordu. Örneğin alevler içindeki evlere girmeye çalışan çılgınlar bile oldu. Hem de acıdan şaşkına dönmüş ev sahibinin gözü önünde. Gece bir yandan da insanların yüreğindeydi. Ve gömülmelerle ilgili aktarılan söylenciyi andıran gerçekler yurttaşlarımızı rahatlatmaktan uzaktı. Törenlerimizin en belirgin özelliği çabuk yapılmalarıydı. Tüm formaliteler basitleştirilmişti ve genelde cenaze alayı kaldırılmıştı. Hastalar ailelerinden uzakta ölüyorlardı ve geceyi ölü başında bekleyerek geçirme geleneği onlara yasaklanmıştı. Şöyle ki, akşam ölmüş bir kişi gece tek başına bırakılıyor, gündüz ölense hiç beklemeden gündüz gömülüyordu. Tabii ki aileye haber veriliyordu. Ama çoğunlukla
Aile hastaların yanında yaşamışsa karantina altında olduğundan evden çıkamıyordu. Ölüyü bir rahip karşılıyordu. Çünkü kilisenin cenaze hizmetleri kaldırılmıştı. Dualar eşliğinde tabut çıkarılıyor, iple bağlanıyor, sürükleniyor, kayıyor, dibe iniyordu. Rahip serpmecini sallıyor ve tabut kapağının üzerinde ilk topraklar saçılmaya başlıyordu bile. Sonraki törenlerle ilgili olarak değişiklikler olmuştu. Mezarlığın ucunda sakız ağaçlarıyla kaplı üstü açık bir alanda iki kocaman çukur açılmıştı. Kadınlar ve erkekler için birer çukur vardı. Her çukurun dibinde kalın bir tabaka kireç dumanlar içinde kaynıyordu. Ama iyi düşününce en şaşırtıcı olan tüm salgın boyunca bu iş yerine getirenlerin eksik olmamasıydı. Kritik dönem vebanın doruk noktaya tırmanmasından az önce yaşandı. Ne kadrolar ne de onun ağır işler dediği görevler için insan gücü yetmez oldu. Bir valilik emriyle devletin süresiz olarak halka verdiği topraklara el kondu. Ve ölülerden kalan ne varsa büyük fırınlara doğru yola çıktı. Bir süre sonra da vebadan ölenlerin de yakılması gerekti. Yalnızca şiddetli rüzgarlar sırasında doğudan gelen belli belirsiz bir koku, onlara yeni bir düzen içinde yaşadıklarını ve veba alevlerinin her akşam onların haracını yuttuğunu anımsatıyordu. Korkunç veba günleri görkemli ve zalim alevler gibi değildi. Ancak karşısına çıkan her şeyi sonu gelmez bir biçimde ezip geçiyordu. Eylül ve Ekim ayları boyunca veba kentin üzerine çöktü. Şiddetli yağmurlar kenti süpürdü. Ve tüm bu süre boyunca bu sonsuz gidip gelmelerin dışında önemli hiçbir şey olmadı. Doktor Rio ve arkadaşları o sırada ne kadar yorulmuş olduklarını anladılar. Gerçekten de sağlık kollarında çalışanlar bu yorgunluğu bir türlü kaldıramıyorlardı artık. Doktor vebaya verilen kurbanların haftalık sayısını söyleyemiyordu. Hastalığın ilerleyip ilerlemediğini, gerileyip gerilemediğini gerçekten bilmiyordu. Ve her şeye karşın yalnızca o yakın gelecekte bir kurtuluşun umudunu içinde taşıyordu. Ekim ayının ancak son günlerinde Castell'in serumu denendi. Pratikte bu Doktor Rio'nun son umuduydu. Rio yeni bir başarısızlığın kenti hastalığın kaprislerine teslim edeceğine inanıyordu. Ya salgın daha aylarca etkisini sürdürecek ya da bir neden olmaksızın duracaktı. Yargıç çocuğunun vücudunda hastalık belirtileri görür görmez Doktor Rio'yu çağırmıştı. Enfeksiyon hiç tepki göstermeyen küçük bedeni kemiriyordu. Yeni yeni belirlenen küçücük ağrılı hıyarcıklar çocuğun güçsüz kol ve bacak eklemlerinin kımıldamasını engelliyordu. Şimdiden yenik durumdaydı. Bu nedenle doktorun aklına Castell'in serumunu çocukta deneme fikri geldi. Aylardır çocukların ölümünü görüyorlardı. Çünkü bu şiddetli olay seçim yapmıyordu. Ancak çocukların çektikleri acıyı bu sabahtan beri yaptıkları gibi dakikası dakikasına izlememişlerdi. O sırada sanki karnından ısırılmış gibi ince bir inlemeyle çocuk yeniden iki büklüm oluyordu. Çocuk çılgın gibi başını sağa sola çeviriyor, üstündeki örtüyü atıyordu.
Alev alev göz kapaklarından kocaman gözyaşları fışkırarak kireç gibi beyaz yüzüne akmaya başladı. Krizin sonunda bitkin bir halde çocuk bir deri bir kemik kalmış bacaklarıyla 48 saatte etleri erimiş. Kollarını büzüştürdü ve darmadağın yatağın içinde çarmıha gerilmiş gibi gülünç ve acıklı bir durumda kaldı. Gri bir kile dökülmüş gibi duran yüzünün ortasında ağzı açıldı. Hemen ardından soluk sesinin de karıştığı tek ve kesintisiz bir çığlık yükseldi. Tek düze ve ahenksiz bir itiraz sesi ansızın odayı doldurdu. Çığlık öylesine insansı olmaktan uzaktı ki sanki tüm insanlardan geliyor gibiydi. O yıl Kasım ayındaki Tusant yortosu her zamanki gibi geçmedi. Kastel ise elinden geldiğince özenli bir biçimde sorumunu hazırlamakla ilgileniyordu yalnızca. Daha önceden ortaya çıkmış olan akciğere bağlı enfeksiyon türü şimdi kentin dört köşesinde çoğalıp duruyordu. Sanki rüzgar ciğerlerde yangınlar tutuşturup körüklüyordu. Hastalar kan tüküre tüküre hızla ölüyorlardı. Şimdi salgının bu yeni biçimiyle bulaşıcılığın daha da artma tehlikesi belirmişti. Yine de daha güvende olmak için sağlık personeli gazlı bezlerin altında solumayı sürdürüyordu. Aslında ilk bakışta hastalığın yayılması gerekirdi. Ama hıyarcıklı veba vakalarının azalmasıyla terazi dengede duruyordu. Öte yandan giderek artan yiyecek sıkıntısına bağlı başka sıkıntılar da oluyordu. Temel gereksinim maddelerine inanılmaz fiyatlar ödeniyordu. Böylece zengin ailelerin neredeyse hiçbir eksiği yokken yoksul aileler çok güç durumda kalıyorlardı. O yılın Noel kutlaması İncil'de belirtilenden çok cehennem kutlaması oldu. Boş ve ışıksız dükkanlar, vitrinlerdeki yalancı çikolatalar ya da içi boş kutular, asık yüzlerle dolu tramvaylar. Hiçbir şey eski Noel'leri anımsatmıyordu. Kimsenin yüreğinde çok eski ve neşesiz bir umuttan başka bir şeye yer yoktu. Oysa hemen hemen yine aynı dönemde Rio'ya bir hasta getirildi. Doktor durumun ümitsiz olduğuna ve tecrit edilmesi gerekliliğine karar verdi. Genç kız sayıklamalar içindeydi ve akciğer vebasına ilişkin tüm belirtileri gösteriyordu. Ancak ertesi gün ateşi düşmüştü. Zayıf olmasına karşı genç kız yatağında rahat rahat soluk alıp veriyordu. Sayılar hastalıkla da bir gerilemeyi gösteriyordu. Bu yeni olay herkesin dilindeydi ve yüreklerinin ta derininde gizli büyük bir heyecan dalgalanıyordu. Vebanın yeni kurbanları bu kuralları alt üst eden olay karşısında pek önemsenmez olmuştu. İstatistikler düşüşe geçmişti. Herkes eski yaşantılarının kolaylıklarına hemen ulaşamayacağını ve bozmanın yapmaktan daha kolay olacağını düşünüyordu. Yalnızca yiyeceğin daha kolay sağlanabileceği ve böylece en acil sıkıntıdan kurtulabileceklerini sanıyordu. Gerçekten de veba hemen ertesi gün durmadı. Ama görünüşe bakılırsa mantık çerçevesinde umut edilenden daha hızlı bir biçimde geriliyordu. Ocak ayının ilk günlerinde soğuk alışılmadık bir ısrarla bastırdı ve kentin üzerinde buz kristalleri gibi asılı kaldı. Bu temizlenen havada veba birbirini izleyen düşüşler göstererek, 3 haftada giderek azalan sayıda cesetler dizilerek kaybolmaya yüz tuttu. Kısa bir süre içinde aylarca biriktirdiği gücün neredeyse hepsini yitirdi. O zamana kadar başarısı tartışılan Kastel'in serumu birdenbire bir dizi başarı kazandı. Doktorların aldığı ve önceleri hiçbir sonuç vermeyen önlemler her biri birden etkili oluyor gibiydi.
sanki vurulma sarısı vebaya gelmişti ve onun ansızın güçsüzleşmesi o zamana kadar karşısına çıkarılan paslanmış silahlara güç kazandırıyordu. Yalnızca zaman zaman hastalık etkisini sertleştiriyor ve bir tür körleşmesine, anlayışla iyileşmesine umulan 3-4 hastayı alıveriyordu. Onlar umudun tam orta yerlerinde ölenler, vebanın talihsizleriydi. Aynı zamanda iyimserlik belirtileri de kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. İşte böylece fiyatlarda hissedilen bir düşüş kaydedildi. Aynı zamanda önceden toplu halde yaşayan ve hastalık yüzünden ayrılmak zorunda kalan insanlar da iyimserliğe kapılmaya başlamışlardı. Kentin iki manastırı yeniden düzenlendi ve ortak yaşama başlanabildi. Halk 15 Ocağı'a kadar bu gizli coşku içinde yaşadı. O hafta istatistikler öylesine düştü ki doktorlar kuruluna danıştıktan sonra valilik salgının sona ermiş olabileceğini duyurdu. 25 Ocak akşamı kenti neşeli bir coşku kapladı. Ama genel neşeye en yabancı kalan aileler kuşkusuz tam o sırada bir hastanede vebayla cebelleşen bir hastası olan ve karantina merkezinde ya da kendi evlerinde vebanın başkalarını yakasını bıraktığı gibi kendi yakalarını da gerçek anlamda bırakmasını bekleyen ailelerdi. Onlar da bir umut duyuyorlardı kuşkusuz ama bunu yedekte tutmayı yeğliyorlar ve gerçekte hak kazanmadan bu umudu tüketmekten çekmiyorlardı. Ve bu bekleyiş acıyla neşenin tam ortasında geçen bu sessiz gece genel coşkunun arasında onlara daha da korkunç geliyordu. Ama bu istisnalar öteki insanların doygunluk duygusuna göre gölge düşürmüyordu. Kuşkusuz veba henüz bitmiş değildi ve bunu kanıtlayacaktı. Güzel bir Şubat sabahı gün doğarken halkın gazetelerin, radyo ve valilik duyurularının selamlamasıyla kentin kapıları sonunda açıldı. Gündüz ve gece için büyük eğlenceler düzenlenmişti. Burada onca yurttaşımızın içinde yerleşmiş olan ayrılık duygusunun ne olabileceği kolayca hayal edilebilir. Gerçekten de tutkular kendilerini bir sabit fikre kaptırmışlardı. Onlar için tek bir şey değişmişti. Aylarca süren sürgünleri boyunca çabuk geçmesine uğraştıkları, deli gibi hızlandırmaya çalıştıkları o zamanı, şimdi kente yaklaştıkları bir anda trenin duraktan önce fren yapmaya başlamasıyla yavaşlatmayı dilemişlerdi. Aşkların tüm o kaybolmuş ayları. İçlerinde belirsiz ve keskin bir duygu salıyor ve buna bağlı olarak bu neşeli zamanın bekleyiş dönemine oranla iki kat daha yavaş geçmesini bir türlü telafi olarak görüyor ve bunu belli belirsiz bunu istiyorlardı. Onlar için şimdi ortak bir çukura atılmış ya da bir kül yığınında eriyip gitmiş o varlığa ilişkin tüm neşeyi yitiren anneler, eşler, sevgililer için veba hala vardı. Ama kim düşünüyordu bu yalnızlıkları? Bütün meydanda dans ediyorlardı. Bir gün trafik yoğunluğu hissedilir biçimde artmış ve sayıları giderek çoğalan arabalar insan seli altındaki sokaklarda güçlükle ilerliyordu. Kentin çanları tüm akşamüstü en yüksek perdeden çaldı. Ertesi gün asıl yaşam başlayacaktı önlemleriyle. Şimdilik çok farklı kökenlerden insanlar dirsek dirseğe kardeş gibiydiler. Ölümün varlığının gerçekleşmediği eşitlik ve en azından birkaç saatliğine kurtuluşun coşkusuyla ortaya çıkıyordu. Evet, hem bedensel hem de ruhsal açıdan hepsi birlikte acı çekmişti. Hepsi güç bir tatil döneminde umursuz bir sürgüne ve hiç gidilmemiş bir susuzluğa birlikte katlanmışlardı. Ancak bir yandan da bu güncenin kesin bir zafer güncesi olmadığını biliyorlardı. Bu yalnızca kendi gördüğü kadarıyla korkuya ve onun tükenmez silahına karşı yapılması gerekenlerin bir tanıklığından başka bir şey olamazdı. Gerçekte de kentte yükselen sarhoşluk çığlıklarını dinlerken Rio bir hafifleme duygusunun hep tehdit altında olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu neşe içinde kalabalığın kitaplardan ve öğrenilebileceği gibi veba mikrobunun hiçbir zaman ölmediği ya da yok olmadığından, yıllarca mobilyalarda ve çamaşırlarda uykuya daldığından, odalarda, mahzenlerde, sandıklarda, mendillerde ve kağıtlarda beklediğinden ve bir gün
insanların bir mutsuzluk yaşaması ya da bir şey öğrenmesi için vebanın kendi farelerini uyandırıp mutlu bir kente ölmeye yollayabileceğinden haberi olmadığını biliyordu Doktor Rio. Hayat Okulu'nun kurucusu, öncü filozof yazar Alain de Botton, yakınlarda The New York Times'ta koronavirüs salgınına Albert Camus'un veba romanındaki perspektiften bakarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Size sadece bu yazının son bölümünü vermek istiyoruz. Doktor Rio bunun vebaya karşı alınmış kesin bir zafer olmadığını biliyordu. Camus bizimle kendi çağımızda bile konuşabiliyorsa bunun sebebi bugün en iyi epidemiologların bile göremeyeceği şeyleri üstü kapalı bir biçimde bize anlatan sihirli bir kahin olması değildir. İnsan doğasının son derece doğru bir şekilde ölçüp biçebilmesidir. Camus bizim bilmediğimiz bir şey biliyordu. Herkesin kendi içinde bir vebası var. Çünkü kimsenin buna karşı bağışıklığı yok.